Selamun aleyküm arkadaşlar. Elimde bir adet uzaktan kumanda ve bunun alıcı modülü var. Bu modül ve kumanda 433 MHz frekansında çalışıyor. Bu kumanda ve modülün hangi modlarda çalışabildiğini size göstermiştim. Şimdi bu modlardan ikinci mod olan anahtar modunu nasıl kullanacağımızı size göstereceğim. Anahtar modu nedir? Örnek veriyorum, A düğmesine bastık. A düğmesine basılınca role açılacak. A düğmesine tekrar bastığımızda role kapanacak. Anlatacağım mod bu işe yarıyor. Şimdi hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Modül üzerinde şurada beyaz bir düğme var. Bu düğmeye iki defa basıyoruz. İki defa bastığımız zaman şurada LED ışığı yanacak. Daha sonra biz de buradan hangi düğmeyi öğretmek istiyorsak o düğmeye bir kere basacağız. Hemen yapalım. Düğmeye iki defa basıyorum. 1, 2. Işığımız yandı. A düğmesini öğretiyoruz. Bastım. Bir kere basıyorum ve bırakıyorum. Daha sonra şurada ışık yanıp yanıp sönüyor ve modül kumandadaki kodu hafızasına kaydediyor. Enerjisi kesilse dahi çalıştığı modu unutmuyor ve öğrendiği kodu da unutmuyor. Şimdi A düğmesini modülümüz öğrendi. Bir testini yapalım. Bir kere bastım. Role açıldı. Ben kapatana kadar role açık kalacak. Tekrar basıyorum. Role kapandı. Şimdi diyelim ki ben A düğmesiyle roleyi açıp kapatıyorum. Fakat C düğmesiyle de kapatıp açmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yine aynı şekilde iki defa düğmeye basıyorum. Işık yandıktan sonra C düğmesine bir kere basıyorum. Şimdi C düğmesini de modülümüz öğrendi. Onu da test edelim. A düğmesine bastım. Bir daha bastım, kapandı. C düğmesine bastım. Bir daha bastığım zaman kapandı. Daha önceden modülümüzde bir kod varsa, yani içerisinde daha önceden öğrenilmiş bir kod varsa, bunu silmek isterseniz şu düğmeye 8 defa basıyorsunuz. Fakat bunu yaptığınız zaman cihaz resetleniyor ve içindeki tüm kodları siliyor. Cihazın içerisinde herhangi bir kod kalmaz. Eğer çok fazla sayıda kumandayı modüle öğretmişseniz eğer, tüm kodlar silineceği için o kumandaları tek tek öğretmeniz gerekir. Bu sebepten dolayı bu resetleme işlemini yaparken dikkatli olalım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Diğer modları izlemek isterseniz ve kaç tane mod olduğunu ve nasıl çalıştığını izlemek isterseniz açıklamalar kısmındaki linklerden izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.